Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 10. sınıf kare ve deltoid konusunu işleyeceğiz. Kenarları eşit uzunlukta olan dikdörtgen ve tüm açılarının ölçüsü 90 derece olan eşkenar dörtgene kare denir. Karelerin köşegenleri birbirine diktir. Ayrıca köşegenler açıortaydır. Alan bulmak istersek eğer bir köşegene e dersek Kare, e, alanı karenin alanı e kare bölü 2 şeklinde ne yapılır gösterilir. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Şekildeki ABCD karesi biçimde bir bahçe 12 eş kare bölge ve mavi ile gösterilen bir havuzdan oluşmaktadır. Bahçenin ve eş kare bölgelerin kenarları iple çekilmiştir. Buna göre çekilen ipin uzunluğu bahçenin çevresinin kaç katıdır? Dikkat ederseniz bir kenarı 4 birimdir arkadaşlar. Çekeceğim ipin uzuna baktığın zaman 9 çarpı 4'ten 36 birimlik bir ip çekmem gerekiyor. Peki çevresi nedir? 4 4 4 4'ten 12'dir. O zaman 36 bölü 16 benden istenen orandır. İpin uzunluğu bahçenin 2,25 katıdır deriz. Yandaki ABCD karesinde diyor. KC bir birim KB5 birimdir. A, K ve C noktaları doğrusal olduğuna göre alan ABCD istiyor. Köşegenlerin birbirine dik kesiştiğini biliyoruz. Şuradan bir diklik çizeriz. Yani birleştiririz. Burası X dersem burası da X artı 1. Burası da X artı 1 ve burası da X artı 1 olur. Burada da ne uygularız arkadaşlar? Pisagor uygularız. X'in karesi artı x artı 1'in karesi 5'in karesine eşittir. X'in buradan kaç geldiğini görürüz? 3 geldiğini görürüz. Dikkat şimdi gençler. 3 ise burası 4. Burası da 4. 8. Köşegenin uzunluğunun karesinin yarısı bize alanı verirdi. Alan kaç birimdir? 32 birimdir deriz. Yandaki karenin alanı 72 birim kare olduğuna göre DE uzunluğu nedir diye soruyor. Karenin alanı a a a kareden bulunuyor. Yani 72 ise a 6 kök 2'dir. Burası 6 kök 2. Burası 6 kök 2 ise benim köşegenim kök 2 katı olduğu için 12'dir arkadaşlar. Peki köşegenler dik kesişip birbirlerini ortaladığı için 6 6 olarak ayrılır. DE uzunluğum kaç birimdir? 6 birimdir derim. Deltoid'deyiz. Köşegenlerinin biri ikiz kenar üçgenin tabanı olan dörtgenlere deltoid deniyor arkadaşlar. Köşegenleri birbirine diktir ve köşegenlerinden biri açı ortayı olup diğerini ortalar. Eşit olmayan kenarların oluşturduğu diğer iki açı da birbirine eşittir. Ve alanı bulmak istiyorsak köşegen uzunluklarının çarpımının yarısı bize deltoidin alanını verir. Yandaki şekilde ABC'de deltoidinde AB'nin BC'ye eşit, AD'nin de DC'ye eşit olduğunu söylemiş. 40 vermiş, 50 vermiş, X'in bize kim olduğunu soruyor. Ne dedik biz gençler? AB ile BC birbirine eşit. AD ile DC birbirine eşit. O zaman eşit olmayan diğer açıların, eşit olmayan diğer ifadenin açıları birbirine neydi? Eşitti. Açılar birbirlerine eşit olacaktı. Toplam 360 olduğuna göre 2x artı 90 360'tır. 2x o zaman 270'tir. x de bize buradan kaç gelir? 135 gelir deriz. Yandaki şekilde ABCD deltoid EF ve K noktalarını K bulundukları kenarların orta noktaları olarak verilmiş bize. Alan ABCD'yi istiyor. Yapmamız gereken şu. Köşegen çizeceğiz. AC'yi çizdim. BD'yi çizdim. Dikkat ederseniz birbirlerine ne var? Paralellik var. Paralellik olduğu için BD'nin 2 tane EF olduğunu görüyoruz. Yani burası ana 16. FK'nın da 2 tane AC olduğunu, yani bir tane 2 tane AC'ye eşit olduğunu görüyoruz. Oradan da ne gelecek? 12 gelecek. BD'yi buldum. AC'yi buldum. O zaman 12 çarpı 16 bölü 2 bana deltoidin alanını verecek. O da nedir? 96'dır. Unutmayın paralellikten kaynaklı oran kullanabildik. E ve FK'nın orta olmasından kaynaklı. Yani bunlar eşit olduğu için otomatikman 8'e 16, 6'ya 12 oran gelmiş oluyor. Yandaki şekilde ABCD deltoid, DC eşit, DA'nın 3 kök 2 olduğunu biliyoruz. BC eşit, 3'ü vermiş, K'yı vermiş, 3K'yı vermiş ABCD deltoidin alanını soruyor. Kuralımızı uygulamaya çalışalım arkadaşlar. Yapmamız gereken nedir? Şurası 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2. Birbirlerini dik kestiklerinizi biliyoruz. K'yı buluruz. K kare artı 3'ün karesi 3 kök 2'nin karesine eşittir. K bize buradan kim gelir? 3 gelir. K3 ise burası kaç birimdir arkadaşlar? 12 birimdir. E burası 3 olduğuna göre burası da 3'tür. Yapacağımız işlem şu. 12 çarpı 6 bölü 2 bana 36 birimi verir diyeceğim. ABCD bir yamuk. AB DC birbirine paralel. DA da AB'ye dik vermiş. AB'nin BC'ye eşit olduğunu vermiş. DC'yi 6 birim vermiş arkadaşlar. X'i soruyor bize. Dik yamukta karşıya bir diklik indiririz ve kenarları kullanırız. Şurası 6 12 olduğuna göre dikkat edin tamamı x'ti. Buraya x eksi 6 kaldı. Dikliğimiz olduğu için burada Pisagor uygular x'i buluruz. x eksi 6'nın karesi 12'nin karesi x'in karesine eşittir. x bize buradan kaç gelir? 15 gelir deriz. Geldim diğer soruya. ABC'de bir yamuk. AD, AB ile DC paralel. BD'nin pardon BC'nin AD'ye eşit olduğunu söylüyor. Açım 60. 10 birim AB, DC'de 4 birim. Bana CDB taralı bölgenin alanını soruyor. Ne yapacağız gençler? İkiz kenar yamuk olduğu için diklik indirip yükseklik bulmaya çalışacağız. Burası 4 bilim. İkiz kenar yamukta diklik eşit. Üçgenler birbirlerine benzer olduğu için eşitlik yapacağız. Çünkü burası da 60'tır. 10'dan 4 çıktı 6. 3 3 paylaşırlar. Peki 30'un karşısı ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olduğunu biliyoruz. Yüksekliğimi buldum. Tabanı belli o üçgenin 4. O zaman 3 kök 3 çarpı 4 bölü 2 bana taralı bölgenin alanını yani alt köküçü vermiş olacak. Aşağıdaki verilen ABCD yamuğu biçiminde bir karton parçası var. DF boyunca katlandığında AF ile FA'nın değili çakışıyor arkadaşlar. Bize A'nın değili K ve KF'nin birbirine oranları istiyor. Katladığınız zaman şu ucu Şurada çakışacaklar ve paralel kenar oluşturacaklar. Burası ne olacak? 3 birim olacak. Z'den kaynaklı burası da eşit olacak ve 5 birim olacak. Buraya da 9 olacak. Şimdi dikkat ederseniz, şurada bir kelebek oluşturmuş oldunuz. O zaman A'nın değil K, yani şu uzunluk ile kimi istiyordu? KF'yi istiyordu. Buradaki benzerlik oranına eşit olacak. 3 bölü 9'dan cevap kimdir? 1 bölü 3'tür deriz. Şekildeki ABCD paralel kenarında C ve D açıları açıortay AB kenarı üzerinde E noktasına kesişmektedir. ABCD'nin çevresini e, ABCD'nin çevresinin kaç birim olduğunu soruyor. Arkadaşlar dikkat edin. Şurayı da çizdiğimiz zaman buralar eşit olduğunu görüyoruz. Z'den buraların birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Burası 90 derece olur. O zaman 10 olur. 10 olduğuna göre karşıki iki kenarın karşı kenarın toplamı da 10'dur. Ve bu ikisinin toplamı da 10 ettiği için 10 artı 10 artı 10'dan çevremiz bize 30 birim gelir deriz. ABC'de bir paralel kenar FE ile AB birbirine paralel BE açıortay ortay DAB 60 AB 9 EF'de 3 birimdir. Bize alanı soruyor. Eğer uzatırsak şurayı Burası 6 birim olur. Ve Z'den kaynaklı bu da eşit olur arkadaşlar. Yani bu ikisi birbirine eşit olur. Burası da 6 olur. Peki alan uygulayacağız. Uzattık. 3 birime S kadar düşüyorsa 6 birime 2S kadar düşecek. 9 birime de 3S kadar düşecek. Peki neyi yapacağız? Biz burada alan bulacağız. Tabanımız dikkat edin. ABCD dörtgeninin alanı EBG e, eşkenar üçgenin alanının iki katı olacak. E, kenarım 6 olduğuna göre gençler A kare kök 3 bölü 4 benim alanımdır. Ama taralı bölge iki katım olduğu için çarpı 2'den cevap 18 kök 3 gelir. Bir eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 10 ve 24 santimdir. Bu eşkenar dörtgenin karşılıklı iki kenar arasındaki uzaklığının kaç birim olduğunu soruyor. Yapacağınız işlem şu. Alan ABCD'yi buluruz. 5, 12, 13 üçgeni vermiş. Gördüğünüz gibi daha doğrusu 10, 24 demek arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeninin katları demektir burada. Alan ABCD'yi bulalım. 10 çarpı 24 bölü 2'den alan ABCD arkadaşlar 120 birim olur. Peki aynı şekilde şuradan da yapamaz mıyız alanımızı? yüksekliği indiririz ve deriz ki h çarpı 13 de bana neyi vermek zorunda? Alanımı vermek zorunda 120'yi. O zaman aradığım h kaçtır? 120 bölü 13'tür derim. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.